Sosyal medya benim hayatıma 2007'nin başlarında Facebook ile birlikte girdi. O günlerde birisi çıkıp bana deseydi ki bir gün sosyal medya bir bağımlılığa dönüşecek. O kadar ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde sırf sosyal medya bağımlılığına yönelik olarak bir tedavi birimi açılacak deseydi birisi kalkıp gülerdim, çok da inanmazdım. Geçen bu 10 yılda hayatımızda çok fazla şey değişti. Teknolojinin bu kadar artışıyla birlikte akıllı dijital kaynaklar ve telefonlarımız birer konfor ve alışkanlığa dönüştü. Gerçi konfor mu yoksa bir stres kaynağı mı ayrıca tartışılır. Başka bir videonun konusu da olabilir tabii ki. Ama her boşlukta elimizin istemsizce telefonlara gitmesi, sosyal medya üzerinden tanıdığımız, tanımadığımız o kadar fazla kişinin hayatını sürekli gözetliyor olma fikri ve bu dijitalin zamanımızı çarçur ettiği gibi beynimizi de bir şekilde meşgul ediyor ve hayatlarımızdan bir şeyler çalıyor. Sosyal ağlar, uygulamalar, alışveriş siteleri derken sosyal medya biz hiç farkında olmadan belki de bizim en büyük düşmanımız haline geldi. Aman robotlar dünyayı ele geçirmesinler derken bizim icat ettiğimiz ve onlara akıllı ismini verdiğimiz telefonlarımız belki de bizim beyinlerimizi çoktan ellerine geçirdiler bile. Artık normal denilen şey telefonun sürekli elimizde olması, gözümüzün sürekli bir ekranda olması haline geldi belki de. Trafikte şunu çok fazla görüyorum. Mesela önde giden araç şerit kaçırıyor veya farklı bir dikkatsizlik, normalde olmaması gereken bir hata yapıyor diyelim. Yanından geçerken özellikle dönüp bakıyorum ne yapıyor diye ve cevap tahmin edebileceğiniz ve belki sizin de zaten fark etmiş olduğunuz gibi çoğunlukla sürücünün aynı anda bir de elindeki telefonla ilgileniyor olması oluyor. Telefonla ilgilenirken bir taraftan araba kullanmak çok tehlikeli ve genellikle farkına da varılmıyor ama zaten istatistiklere baktığımızda pek çok kazanın da sebebinin dikkatsizlik ve telefonla uğraşmak olduğunu görebiliyoruz. Her zaman bu kadar ölümcül tehlikeleri olmayabiliyor elbette telefonun ama istatistiklere baktığımız zaman Türkiye'de bizlerin günde ortalama 3 saatini sosyal medyada geçirdiği istatistiğini duyunca ben oldukça şaşırmıştım. Psychology's dergisi bu ayki sayısında dijital bağımlılığı ve dijital esareti bir dosya konusu yapıyor ve çok güzel bilgiler de paylaşıyor. Dergide bir tane araştırma var, bir deneyden bahsediliyor. Deney 2011 yılında Amerika'da yapılmış. Ve sonunda şu bulunmuş. Bir bilgiyi aradığımız zaman hafızamızın derinliklerine gitmeye çalışmak yerine o bilgiye ulaşabileceğimiz araca doğru ulaşmak ve o aracı aramak bizim için çok daha fazla bir alışkanlık haline gelmiş. Bu da uzun vadede şuna sebep oluyor. Kullanmayan tüm araçlarda ve tüm beynimizin bölgelerinde olduğu gibi hafızamızı kullanmadıkça bir yerden sonra körelmeye başlayacak uzun vadede. Belki bunun etkilerini şimdi bile hayatımızda yaşıyor olabiliriz. Mesela ben çocukken hatırlıyorum. Annemin, babamın iş yerlerinin telefon numaralarını, akrabalarımızın ev telefon numaralarını ezbere bilirdim. Ve bunu sadece ben yapmıyordum. Herkes böyleydi. Herkes yakınlarının telefon numaralarını hatta belki adreslerini ezbere biliyordu. Fakat şu an her şey o kadar her yerde yazıyor ki biz ezberleme gereği duymuyoruz ve o dijitallere güveniyoruz. Hafızamızı geliştirmek için veya hayatımızı daha normal olana, daha doğal olana dönüştürmek için telefonlarınızı çöpe atın demiyorum tabii ki. Onlar doğru kullanıldığı zaman, doğru ve dozunda kullanıldığı zaman aslında bizim çok çok işimize yarıyorlar elbette. Çok işimize yarıyorlar ama her şeyde olduğu gibi aslında dijitalde de iki yön var. Yani avantajları ve dezavantajları var. Evet. En yakınımızdakinden bahsedelim. Cep telefonları, akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Diğer tarafına baktığımızda ise bizler birer bağımlı olmasak bile ekranın parlaklığı, saniyedeki görüntü sayısı, ışık dalgalanmaları beynimizi olumsuz etkilerken ekran önünde çok fazla vakit geçirmekte stresi, kan basıncını ve kalp ritmini artırıyor. Doktorlar uyurken daha fazla melatonin salgılayabilmemiz için uyumadan en az bir saat önce telefonu bırakmış olmamızı ve hatta uyurken de telefonu odanın dışına bırakmamızı öneriyorlar. Melatonin biliyorsunuz bizim
uyku, iştah, bağışıklık gibi sistemlerimizi düzenleyen ve genelde uyurken salgılanan bir hormon. Mesela siz uyandığınızda yorgun hissediyorsanız kendinizi sabahları, o kadar 8 saat uyudum yine de yorgun hissediyorum diyorsanız belki bu melatonin salgılanmasının eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Eğer öyleyse biraz da bu telefonsuz bir saatin sonunda uykuya dalmayı deneyin bir süre ve ondan sonra bir daha bir bakın derim naçizane. Esas konumuz bu değil zaten bizim. Dijitalin dozunu hayatımızda biraz daha nasıl azaltırız, buna bakmak istiyoruz. Benim kendi uyguladığım ve uzmanların önerdiği 6 farklı yöntemden bahsedeceğim size. Birincisi geliyor. Her gün 1 veya 2 saati dijitalsiz geçirin. Biz bunu evde şöyle uyguladık. Akşamları saat 9'dan 11'e kadar olan 2 saatlik kısım bizim acil bir işle ilgili haberin gelmeyeceği saatler olarak belirledik. Saat 9 ile 11 arasında telefonları kapatmaya başladık. Eğer siz acil haber bekliyorsanız birilerinden belki şöyle uygulayabilirsiniz. Telefonu sadece çaldığında, sadece arama geldiğinde duyabileceğiniz şekilde başka bir odaya koyabilirsiniz. Ve o 2 saati veya kendiniz için 1 saat daha küçük bir adımla başlamak istiyorsanız 1 saati daha farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. 2. Bundan 2-3 ay kadar önce Instagram'da çok fazla vakit geçirdiğimi fark ettim. Instagram benim işim açısından takipçilere doğru mesajları, özellikle pozitif düşünme mesajlarını iletebilmem açısından doğru bir mecra. Bu yüzden tamamen oradan çıkmak şu an benim için çok da uygun değil. Fakat dozunu azaltmam gerektiğini fark ettim ve kendimce şöyle bir metot uyguladım. Telefonda Instagram'ın ikonunu farklı sayfalara taşıdım. Normalde ilk sayfadaydı. Onu önce en son sayfaya aldım, 5. sayfaya. Ve bu bana şunu sağladı. Elim alışkanlık olarak o ikona gideceği zaman bir bakıyorum orada değil. Ben ya bunun yeri neredeydi diye ararken kendime şunu soruyorum. Ben neden şimdi buna giriyorum ki? Yani eğer benim bir hedefim yoksa, mecbur olduğum veya işle ilgili gerçekten bir amaç doğrultusunda o mecrayı, o sosyal ağı açmayı düşünmüyorsam, elim istemsizce gitmişse o zaman bunu engellememi sağlıyor. Ve o zamandan beri de Instagram'ın yerini sürekli değiştiriyorum. Çünkü beyin de çok hızlı öğrendiği için yerini yine ezberliyor. Otomatikman 5. sayfaya gidiyor. Ondan sonra 3'e alıyorum, 1'e alıyorum, 4. sayfaya alıyorum. Sürekli yerini değiştiriyorum. Ve kendi beynimi bu şekilde kandırarak onun beni ele geçirmesine engel olmaya çalışıyorum. 3. Benim için çok etkili olan şey şu olmuştu. Ben bu telefonda ne kadar vakit harcıyorum ve en çok vaktimi neye harcıyorum? Bunu görmek için kullanabileceğiniz uygulamalar var. Mesela Moment uygulaması en çok tavsiye edilenlerden bir tanesi. Ben o uygulamayı kullanmadım. iPhone kullanıcıları için şöyle bir şey var. Otomatik olarak siz neye ne kadar vakit harcadığınızı görebiliyorsunuz. Ekran sürelerinin verisini toplayabiliyorsunuz. Ve danışanlarımda da kendimde de en fazla gördüğüm şey şu oldu. İlk o veriyi aldığınız zaman şöyle düşünüyorsunuz. Bu gerçek olamaz. Bu kadar vaktimi sosyal medyaya bu kadar harcıyor olamam. Örneğin şunlar çıkıyor. Mesela hiçbir şeye yetişemiyorum diyen bir danışanım vardı. Gördü ki günde 3 saatini YouTube videoları izleyerek geçiriyor. Başka bir tanesi Instagram'ı haftada 8 saat harcadığını gördü. Bunları topladığımız zaman aslında çok kıymetli bir şey olan, hatta bu devrin en kıymetli kaynağı olan zamanı nasıl da tükettiğimizi görmüş oluyoruz. Ve bunu görmek, bunun farkındalığına varmak ilk adım olabiliyor. 4. adım geliyor. Şimdi telefonda neye ne kadar vakit harcadığınızı gördünüz. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Peki telefonda harcadığınız bu vaktin ne kadarını başka bir şeye harcamanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Örneğin haftada 5 saatinizi Twitter'da geçirdiğinizi gördünüz ve ne zamandır da şunu düşünüyordunuz. Ya ben eskiden ne kadar güzel yağlı boya yapardım, vakit ayırırdım, artık hiç vakit bulamıyorum dediniz. Vakitten kastınız da haftada 1,5-2 saat ayırmaktı. Baktınız Twitter'a zaten siz 5 saat ayırıyorsunuz. Demek ki 2-2,5 saatini Twitter'dan çekip yağlı boyaya yeniden aktarabilirsiniz. 5. önerim geliyor. Gelen bildirimlerden hangileri gerçekten hayati? Oturalım, birbirimize karşı dürüst olalım şimdi. Gelen bildirimlerin pek çoğu kim neyimizi like etti, kim neyi beğendi, kim nerede ne paylaştı, kim nereye gitmiş, kimin doğum günüymüş. Bunlar aslında hayati olmayan şeyler. İletişim dediğimiz son 10 sene içindeki bu gelişmelerle birlikte farklı bir boyuta kaydı. Ve hayati olmayan bu bildirimler aslında sanki iletişiminizi artırıyormuş gibi görünürken bir taraftan vaktinizi ve beyninizi çalıyorlar.
Onlara da hak vermek lazım. Çünkü uygulamalar geçirilen ekran süresi üzerinden para kazanan araçlar. Onları yapanlara da suçlamamak lazım. Ama biz kendimizin farkına varalım ve kendimizle ilgili doğru bir adım atalım. Bu noktada da önereceğim şey hayati olmayan bildirimleri kapatmak yönünde olacak. Olmasa da olur dediğiniz tüm bildirimleri bir belirleyin önce. Mesela ben kendi hayatımda şunu yaptım. Bundan yaklaşık 2 sene önceydi. WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook bunların hepsinin bildirimlerini tamamen kapattım. Ne sesli ne görüntülü bildirim geliyor. Sadece maillerde görüntülü bildirim alıyorum. Şirketimin maillerinden sesli bildirim alıyorum. O da zaten o kadar sık ve yoğun gelmiyor. Gelse de sadece gün içinde geliyor. Akşamları yine gelmiyor. WhatsApp'ta ekrana bile düşmüyor yani. Bu benim için büyük bir kurtarıcı oldu. Çünkü sürekli telefona baktığımda orada geçen konuşmaları görmek ve bir kısmı da bu konuşmaların içine bir şekilde dahil olduğum ama çok da ilgilenmediğim WhatsApp grupları olduğu için benim beynimi çalmasına müsaade etmediğim için kendimde gurur duyuyorum bu noktada. Size de öneriyorum o yüzden. Ve son önerime geliyorum. FOMO'yu bırakın, JOMO'ya geçin. Ne demek istiyorum? FOMO'yu belki duymuşsunuzdur. Fear of missing out. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu anlamına geliyor ve günümüzün gerçeği sürekli sosyal medyaya girmek, sürekli acaba şu an ben farkında olmazken, mesela ben şu an bu videoyu çekerken Twitter'da, Instagram'da pek çok yeni şey oluyor ve aklım o tarafa gidiyorsa, ya ben acaba şu an bunu yapıyorum ama bir şeyler mi kaçırıyorum diye düşünüyorsam, bu aslında bağımlılığın bir göstergesi. Mesela sabah uyanır uyanmaz bende de var o bazen Twitter'a bakıyorum. Çünkü aklımda şu oluyor, acaba gece neler oldu? Bunun altında hareketli bir ülkede yaşıyor olmamız da yatıyor olabilir ama bu bir bahane değil elbette. Sabah uyanır uyanmaz acaba gece neler oldu veya siz bir toplantıdan çıktınız, acaba o bir saat içinde neler oldu diye bakıyorsanız bu aslında sizin FOMO'nuzun bir göstergesi. FOMO ile başa çıkmak için de JOMO'yu devreye almalıyız. Yani Joy of Missing Out. Bir şeyleri kaçırmanın keyfi diyelim biz buna. Bunun içinde mesela 24 saatinizi, hafta sonunda olabilir bu, bir 24 saatinizi tamamen dijitalden uzak bir detoks günü olarak geçirseniz nasıl olurdu? Bu teknoloji detoksuna başlamadan önce ne zaman telefonunuzu kapatacağınızı ve ne zaman açacağınızı ailenize, yakın çevrenize bildirirseniz merak da etmezler. Böylece sizin de aklınız onlarda kalmaz. Şimdi artık bu 24 saat içinde yapacağınız aktivitelerin heyecanını duymaya başlayabilirsiniz. Örneğin ne zamandır vakit ayıramadınız ama eskiden yaptığınız aktivitelere dönebilirsiniz. Özellikle bundan 10 yıl önce size keyif veren neler yapıyordunuz? Örneğin benim açımdan bundan yaklaşık 10 sene önce takı tasarımı yapıyordum. Ve çok severek yapıyordum. Çok fazla kitap okuyordum. Bugünkünden çok daha fazla okuyordum. Çoğu zaman bir kitabı bir günde bitiriyordum. O kadar yoğun okuyabiliyordum. Veya dergi okumak, yoga yapmak. Siz neyi yapmaktan keyif alıyorsanız ama neye vakit bulamadığınıza inanıyorsanız veya kendinize bu yalanı söylüyorsanız onu fark edip onu bugüne taşımak için şahane bir 24 saatlik vaktiniz var önünüzde. Bu 24 saatin ardından da nasıl geçtiğini, size nasıl etkiler yarattığını küçük bir kağıda, defterinize veya telefonunuza not ederseniz sonrasında daha sık yapma ihtimalinizi güçlendirmiş olursunuz. John Billings şöyle demişti. Alışkanlık edinmek kolaydır fakat onu atmaya çalışmak insanın derisini sökmeye benzer. Dijital dünya bizim kendi kendimize yarattığımız bir alışkanlık. O yüzden bundan kurtulmak da yine kişinin kendi sorumluluğunda diye düşünüyorum. Minik ama sürekli adımlarla ondan uzaklaşmaya çalışırsak sonunda amacımıza ulaşacağız. Bunlara ek olarak sizin kendi uyguladığınız ve tavsiye etmeye değer gördüğünüz önerileriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Böylece biz de sizin önerilerinizden faydalanma fırsatı buluruz. Unutmayın, hep birlikte el ele vererek ancak kurtulabiliriz bu sosyal medya çılgınlığından veya Psychologist dergisinde dediği gibi dijital esaretten. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her çarşamba ve cuma günü benzer konularda içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.